bütün gönül dostlarıma selam olsun. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, hepinize gönülden saygı ve selamlarımı sunuyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma geçmeden önce kısa ve öz kendimden bahsetmek istiyorum. Evet, ben kimim? Bu yaşıma kadar neler yaptım? Peki bu yaşından sonra ne yapmak istiyorum? Ben bu yaşıma kadar kimseyi küçük görmedim. Kendimi de büyük. Yaptığım şeyleri hep bir amaç doğrultusunda yapmaya çalıştım. Kendime Hazreti Mevlana Hazretlerini örnek aldım. O büyük gönül insanı. Herkesi, her şeyi seven. Ben de hayata hep bu taraftan bakmaya çalıştım. Kısa bir şey anlatmak istiyorum. Bir gün birisi Hazreti Mevlana'nın yanına gelmiş. O kadar okur, o kadar yazarsın. Peki ne bilirsin? O da cevap vermiş. Haddimi bilirim. Bu cümlede ne derin anlamlar var gönül dostları. Düşünmek gerek. Peki kanalımın ismi neden kitap kurdu? Bunu koyarken de çok düşündüm. Evet belki klasikti ama ben derin anlamlar yüklemeye çalıştım. Şöyle bir düşünün. Elmadaki kurdu düşünün. Ben bunu düşündüm. Elmasını yiyip dışarı çıkmayı öğrendi. Dışarıda rüzgar ne güzel eser, güneş ne güzel parlardı. Peki ben kitap kurdu olmak istememdeki sebep neydi? Düşünün ki bir kitabı anlamadığımız zamanlarda kitaba tekrar bir şans vermemiz lazım. Ona şans vererek onu anlamaya çalışmak gerekir. Peki bunu daha önce fark edememişim, bu da böyle olmuş deyip anlama keyfimizi ikiye katladığımızda bu kurt da görevini yerine getirmiş olacaktır. Benim düşüncem bu yönde. Bana göre her şeyin ve herkesin ikinci bir şansı olmalı. Bunu niye istiyoruz peki? Niye bir ikinci şans vermemiz lazım? Kendimiz için. Dünyayı daha iyi anlamlandırabilmek için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kitapla kalın.